Saçlarını seven, saçlara değer verenlerin kanalı Adnan Sertler'in Saç Sırları bölümüne hoş geldiniz. Evet, yaptığımız videolara gösterdiğiniz ilgilerden dolayı hepinize çok çok teşekkür ederim. İnanılmaz güzel yorumlar geliyor. Bunlar da beni çok motive ediyor. Ben de bu motivasyonla değişik konulara videolar çekmeye çalışıyorum. Tabii yaptığınız yorumları okuyarak bu videolarımı sıralamaya çalışıyorum. Çünkü sizin neye ihtiyacınız varsa ben onun için buradayım. Sizlere destek olabilmek için. Evet, her zaman söylediğim gibi bu yaptığımız serumlar, maskeler hani kozmetik ürünlerden artık sıkılmış ama biraz da bitkisel karışımları evde denemek isteyenlere pencere açmak, onlara bir yol göstermek. Bütün amacımız bu. Tabii ki bu şekilde de birbirimize de irtibat kurmuş oluyoruz, iletişimimizi arttırmış oluyoruz. Evet, bugün özellikle hanımlardan ve uzun saçlı hanımlardan gelen yorumlara cevap olarak saç uçlarındaki kırıkları, çatallaşmaları nasıl önleriz, ne yaparsak bunları yok ederiz. Bugünkü konumuz bu, saç uçlarındaki kırıkları tedavi etmek. Saç uçlarındaki kırılmalar, tabii saçın gördüğü kimyasal işlemlerin etkisiyle biraz fazlalaşabiliyor. Tabii bunun yanında fönler, maşalar, kresler de bu sıkıntıyı arttırıyor. O yüzden buna ne yapabiliriz? Bunlardan vazgeçemeyeceğimize göre bunlarla daha konforlu nasıl yaşarız? Ve bitkisel olarak nasıl çözüm arayabiliriz? Evet, bugün 4 tane yağım var yine sizler için. Benim sevdiğim susam yağı. Susam yağının en büyük özelliği saç tellerini kalınlaştırması. İçinde bulunan amino asitler, yağlar, proteinler, keratinler hepsi aynı familyadır. İşte içindeki amino asitler de saçla birleştiğinde keratin yapıyı destekleyecek olanak sağlıyor. Evet, bir diğer yağımız da tatlı badem yağı. Tatlı badem yağını seçmemin sebebi soğuk sıkım olması. Böylece içindeki mineralleri kaybetmeyip saça istediğimiz nemi kazandıracak olması. Ve benim çok çok sevdiğim üzüm çekirdeği yağı. Üzüm çekirdeği de keratin yapısını güçlendirmede çok faydalı olduğu için, yani keratin yapıda kırılmalar olduğu için saç kırıkları oluşuyor. O yüzden üzüm çekirdeği yağını da kullanacağız. Son yılların mucize yağlarının argan yağı. Çok değişik bir yağ. Çok fazla aslında yağlı değil. Daha böyle likit bir solüsyon tarzında bir yağ. Saça çok uyumlu. Saç tarafından çok güzel emiliyor ve saçta uzun süre etkisini koruyabiliyor. En önemli özelliği de yağ ile saçın nem dengesini korumuş oluyoruz. Böylece saç kayganlığını ve parlaklığını kaybetmemiş oluyor. Yani argan yağını saçımızda sadece uçlarına 1-2 damla sürerek saçımıza da bırakabiliriz. Yani saçta yağlılık hissi yaratmaz. Bunu serum olarak da kullanabiliyoruz. Ama bugün biz bütün bu yağları karıştırarak daha iyi bir maske yapacağız ve tabii durulayacağız. Evet, nasıl hazırlayalım? Yine bir şeyimizi alalım. Argan yağıyla başlayalım. Hafif bir yağ olduğu için argan yağından bir miktar koyacağız. Yarım yemek kaşığı kadar argan yağı. Hani bu tatlı kaşığı da olabilir. Bu videoları salonda çektiğim için burada öyle her türlü kaşığımız yok. Maalesef evden de getirmeyi unutmuşum. Aslında unutmadım da benim hanım vermedi. Serisi bozuluyormuş. Evet, susam yağımızdan da biraz fazlaca koyacağız. Çünkü aslında susam yağı güçlü bir yağ. Arındırması da çok kolay olmayabiliyor. Ama biz durulayacağımız için saçımızı, bizim için sorun değil. Evet. Susam yağından bir yemek kaşığı. Evet. Tatlı badem yağımızdan da bir yemek kaşığı tatlı badem yağından. Ya masaya dökmeyeceğim diye canım çıkıyor. Şimdi bir de dediğim gibi üzüm yağımız. Üzüm yağımız keratin yapıyı da güçlendireceği için bizim için çok önemli. Ya buna ne güzel böyle damlalık da koymuşlar. İlk defa karşılaştım bunu.
Buna gerek yok. Evet. Bir çorba kaşığından üzüm çekirdeği yağından karıştırıyoruz. Arkadaşlar bunları hafifçe ısıtabilirsiniz. Isıttığınızda bu yağlar ama kaynamamak kaydıyla çok daha homojenize olacaktır. Ama ben bugün sadece karıştırıyorum. Çünkü yağları böyle karıştırdıkça birbirine karışıyor. Tabii ısıtırsanız çok daha kolay olacaktır. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Birazcık karıştırdıktan sonra yaklaşık böyle 2,5-3 yemek kaşığı kadar bir yağımız oluştu. Bu yağımızı saç uçlarımıza ve boylarına şöyle diplerine sürmenize gerek yok. Güzelce yediriyoruz. İnce bir dişi tarakla güzelce tarıyoruz. Fakat saçımızı böyle çitilemiyoruz. Hep şöyle masaj yapıyoruz. Dipten uca doğru. Çünkü bu yağların saç uçlarındaki keratin yapıyı, keratin pul tabakasını yapıştırması gerekiyor ve kırıkları onarması için onu böyle güzelce sıvamamız gerekiyor. Ondan sonra bir havluyu sıcak suda ıslatıp başımıza şöyle güzelce saracağız. Bu sıcak havluyu bekletiyoruz soğuyana kadar. Soğuduktan sonra çıkartıyoruz ve saçımıza su değdirmeden hemen argan şampuanımızı elimize döküp saçımızı parça parça sürüyoruz. Bunu her videoda tek tek anlatıyorum çünkü çok önemli. Böylece saçı köpürtüyoruz. Köpürtükten sonra durulayıp ikinci kere daha şampuanımızı yapıp uygulamamızı bitiriyoruz. Banyodan çıktıktan sonra saçımızı taramadan önce 1-2 damla hop argan nerede benim? 1-2 damla argan yağını parmak uçlarımıza alıp saç uçlarına şu şekilde yedirip ve yine parmak aramızda şöyle masaj yapıyoruz. Ondan sonra kurutup şekillendirmemizi yapıyoruz. Göreceksiniz saç uçlarındaki kırıklar tamamen onarılmış olacak ama tabii ki bir kere de değil. Bunu sürekli kullanmak lazım. Sürekli kullanılmayan hiçbir tedavi sonuca ulaşmaz. Mutlaka ki zaten bu bir tedavi değil. Bu beslenme, saçın beslenmesiyle alakalı bir durum. Bunu 15 günde bir, ayda bir yaparsanız saç uçlarındaki kırıklar kontrol altına alınacaktır. Ayrıca uçlarına da banyodan sonra 1-2 damla sürerseniz çok daha sağlıklı, kırıkları az, pırıl pırıl saçlara kavuşacaksınız. Bugün sizler için ne yaptık? Saç uçlarındaki kırıkları onarmak için bir yağ maskesi yaptık. Ve bunu nasıl kullanacağınızı sizlere anlattık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu tip videoların devamını istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarak bu videoları ilk önce siz seyretme imkanını yakalayın. Tabii ki yorumlarınızda bundan sonra hangi videoları çekmemi istiyorsanız yorumlara bırakmanızı da rica ediyorum. Tabii ki beğeni diye tıklamadan olmaz. Evet videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, güzel saçlarla yaşayın.